Şimdi Ertan Bey mühendisle karşı karşıya gelse ya kardeşim bak yukarıda Allah var. Ben bunu görmedim etmedim dese bu yukarıda Allah var kelimesinin caiz olup olmadığını da Turgut Bey sormuş efendim. Konuyla bağlantılı olsun diye böyle girdi. Evet o Cengiz Bey mi diyecek bunu? Yani dememesi lazım. Demesin değil mi hocam? Demesin tabii yukarıda Allah var. Genelde insanımız bunu hürmeten tazim amacıyla söyler farkında değil. Yukarıda Allah var derken bizi gören Allah anlamında <laughs> kullanıyorlar. Biz öyle yorumlayalım, işi kurtaralım. Ama yukarıda Allah var, şurada Allah var demek uygun değil. Yani bu tür şeyleri yapmamak lazım. Resulullah döneminde aleyhisselam bir cariye, savaş sonrası getiriliyor. Bir beyefendiyle cariye geliyorlar. Peygamberimiz o hanımefendiye diyor ki Allah nerede? Yukarıda diyor. Peki ben kimim? Sen Allah'ın resulüsün." demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam o beyefendiye diyor ki bunu hürle yani hür et. Serbest bırak. Serbest bırak bu Müslüman diyor. Ee, orada da demek böyle bir anlayış varmış. Oradan kastı ne o hanımefendinin? Cenab-ı Allah'ın bizi Cenab Hakk görüyor olması. Cenab-ı görüyor olması yüceliği, yükseklik elimizi açıyoruz böyle değil mi? Şöyle yapmıyoruz genelde yağmur duasında veya azapla ilgili bir durumda el indiriliyor ama genelde ellerimiz yukarıya. Evet. Bu o, Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması gereği böyledir. Yoksa Cenab-ı Hak yukarıda olduğu anlamında değil. Fakat insanımız bunu ne yapıyor? Ee, yani Cenab-ı Hak bizi görüyor anlamında kullanıyor. Fakat tavsiyemiz bu tür mekan isnatlarından uzak durmaları.